çok büyük yanlışlar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle İhvan'la işbirliği içerisinde yeni bir Orta Doğu oluşturmak üzere yapıldı. Beyrut üzerinden Şam'a gitme fırsatını buldum ve Esad'la görüşme fırsatını buldum. Esad'la görüşmemizde de en önemli söylediği şuydu: kardeş olmaya mecburuz dedi. Bir Amerikan belgesinde şu söyleniyor: Orta Doğu'da güvenlik ve barış ve istikrara doğru giden gelişmeler bölgedeki Amerikan personelinin hayatını tehlikeye sokar diyor. Büyük Orta Doğu projesi, Amerika'nın buradaki hegemonya girişimi başarısız olduğu ilk adım olarak gerçekten liderlerin görüşmesi çok önemli ve çok olumlu. Gerçekten eğer Putin gelecekse Ankara'ya, yine Esad'ın da Ankara'ya davet edilmesi bence son derece uygun. Merhabalar efendim. Harici portalı için yapmakta olduğumuz stratejik sohbetlerin bugünkü konuğu Sayın Profesör Doktor Şükrü Sina Gürel. Sizlerin de yakından tanıdığı bir hocamız, bizim de hocamızdı. Kendisi aynı zamanda Türkiye'nin hocası. Çok sayıda insan yetiştirdi. Kendisinin dış politika, Türk dış politikasındaki emekleri saymakla bitmez. Şimdi biz bugün Sayın Hocamız kabul ettiler, onun evinde yapıyoruz programımızı ve özellikle Suriye konusunu ele alacağız. Çünkü tam bu programı çekmeye başladığımız sırada Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın Ankara'ya hem Putin'i hem de Esad'ı davet etmek istediğine dair mesajları geliyordu. Onlar da kısaca kendisiyle ele aldık, birazdan da değerlendireceğiz. Sıcağı sıcağına bu Suriye konusunu ele almak istiyoruz. Sayın Bakanımız özellikle Suriye ile bu kirli savaşa Türkiye dahil olduktan sonra bunun ne kadar yanlış bir politika olduğunu yıllarca anlattı. Hatta tabir caizse hızını alamadı. Esad'ın da daveti üzerine 2016 yılında Suriye Devlet Başkanı Esad'ı da yerinde ziyaret etti. Hem o görüşmelerde neler oldu, neler konuşuldu hem de bugün ne yapılması gerektiği konusunu kendisinden istirham edeceğiz. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Hakikaten bizi evinizde misafir ettiniz. Ben çok teşekkür ediyorum Hasan Hocam. Eksik olma. Hem de bu giriş için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani çok önemli günlerden geçiyoruz anlaşılan. Evet. Değil mi? Böyle bıçak sırtı gibi günler. Ya bu tarafa düşecek ya bu tarafa. Bakalım nasıl İnşallah olacak. Bu tarafa İnşallah bu tarafa. Çünkü doğru tarafa düşer. Siz çok uğraştınız. Ben bunu televizyonlarda ve gazetelerde anlata bir hal oldum. Bu sevmediğim ama başka bir ifade bulamadığım tabirle habire bana çemkirdiler. 10 yılı aşkın bir süre. Ne alakası var? İşte yok katil Esad, onunla ilişkileri normalleştirmek ne demek? Nereden çıkarıyorsunuz? Eski Türkiye değil burası, yeni Türkiye falan. Ama İşte Mısır'la düzeltmek lazım dedik, Suudilerle düzeltmek lazım dedik, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ve hepsinde yapmak zorunda kaldılar işin. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdilerde de iş Suriye'ye geldi. Bence Suriye'ye gelmesi hani yanlışın başladığı noktaya geri gelinmiş oldu. Bütün yanlışların, bütün kötülüklerin adeta adresi başlangıcıydı Suriye. Evet. Epey bir geri manevrayla buraya gelindi. Tabii yani bu işin başlangıcından beri çok büyük yanlışlar yapıldı. Yani tabii birinci sorumlusunu hepimiz biliyoruz ama neredeyse birinci sorumlu kadar sorumlu olan da bu işte onu da biliyoruz yani. Evet. Hem Başbakanlık hem Dışişleri Bakanlığı yapan Ahmet Davutoğlu. Yani işte oradaki camide, Emevi Camii'nde namaz kılma fikri benim değildi diyor ama ben biliyorum ki İhvan'ın politikalarını Esad'a empoze etmek, işi de o dönemde yani son dönemde biliyorsunuz IŞİD'in Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulduğu, Suudi Arabistan ve Katar tarafından finanse edildiği kendi ağızlarından meydana çıktı. WikiLeaks belgelerinde ortaya çıktı. Assange açıkladı. Şimdi bütün bunlar ortada duruyorken o dönemde işi de bunlar öfkeli çocuklar diyebilen, Süleyman Şah Türbesi'nin değil mi oradan kaldırılıp, Türk toprağından kaldırılıp bir Suriyelinin tarlasına götürülmesine büyük bir başarı olarak bakılmasını isteyen bir Dışişleri Bakanı ve Başbakan gördük yani. Maalesef. Bunları gördük. Musul Başkonsolosluğumuzun göz göre göre bu IŞİD'in eline geçmesine, Musul Başkonsolosluğumuzdaki bütün belgeleri bunların görmelerini, değil mi? Ve bu arada tabii Türkmen elindeki bütün belgeleri, nüfus kayıtlarını, tapu kayıtlarını ortadan kaldırmalarını, Türk askerinin kafasını kesmelerini ve yakmalarını düşünsenize, evet, biz nelere tahammül ettik. Evet. Nelere tahammül ettik. Bütün bunları gördük. Bütün bunları gördük ve ne için yapıldı bütün bunlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle ve İhvan'la işbirliği içerisinde yeni bir Orta Doğu oluşturmak üzere yapıldı. Maalesef. Değil mi? Ve çok şükür başarısız olduğu artık belli. Evet. Ama bundan sonra atılacak adımlar da son derece kritik adımlar. Çünkü bu başarısız oldu. Büyük Orta Doğu projesi vesaire, Amerika'nın buradaki hegemonya girişimi. Ama bundan sonra ne olacağı, bundan sonra nasıl bir Orta Doğu'nun biçimleneceği ve umarım artık bölge devletleri tarafından şekillendirilecek yeni bir Orta Doğu barışının kurulması bundan sonraki gelişmelere bağlı. Umarım bundan sonra Türkiye'yi yönetenler de doğru seçimler yaparak yola devam edecekler. İnşallah. Hocam şimdi isterseniz şuradan hem de seyircilerimize de sizin ekstra bir takviminizi yapma fırsatı bulmuş olayım. Aslında biz bu 1998 Adana Mutabakatı'na giden krizle, evet, ilişkilerimizi Suriye ile fevkalade olumlu hale getirmiştik. Koalisyon hükümeti denilen ve rahmetli Ecevit'in başbakanı olduğu o kabinede siz de devlet bakanıydınız, evet, ve dış politikayı çok yakından takip eden bir devlet bakanıydınız. Aynı zamanda Kıbrıs'tan sorumluydunuz. Avrupa Birliği'nden sorumluydunuz. Evet. Şimdi o dönemden başlarsak, yani önce şimdi evet Suriye ile 1946'da bağımsız olmasından itibaren bir türlü yıldızımız barışmadı. Ama bu Türkiye'den dolayı olmadı. Hafız Esad rejimi Suriye'de yanlış işler peşinde oldu Türkiye'ye karşı. Doğru. Bir Hatay takıntısı içinde oldu. Bir yandan İsrail'e karşı mücadele ederken kuzeyde yeni bir cephe açma anlamına gelen bu politika kendisine çok da pahalıya mal oldu aslında sonradan. Yunanistan'la işbirliği yaptı Türkiye'ye karşı falan. Fakat 98 yılında Türkiye'nin, sizin hükümetinizin, o zaman siz o hükümette dediğim gibi devlet bakanıydınız. Sonra başbakan yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı görevlerinde de bulundunuz. Şimdi sizin o hükümetin aslında muhteşem bir başarısı bu Adana Mutabakatı. Ve ondan sonraki süreç, çünkü Adana Mutabakatı'nda Suriye, Türkiye karşıtı politikalardan vazgeçirilince Türkiye bir intikamcı falan olmadı. İşte dostane, tabii, gayet iyi politikalar geliştirdi ve 2011'e kadar o kadar işlendi ki mevcut iktidar tarafından da çok iyi işlendi. Tabii. 2011'de ben mesela şöyle görüyorum, bugünkü Azerbaycan'la ilişkilerimiz ne kadar dostane ve kardeşçe ise... Tabii. Onlarla da, Suriye'yle de öyleydi değil mi? Tabii. Yani aslında tabii bugünkü iktidarın şöyle bir iddiası oldu hep. Suriye ile bu yakın ilişkileri biz geliştirdik diye. Ama bunda yanılıyorlar. Sizin söyledikleriniz tabii, o kadar doğru ki. 98'de tabii rahmetli Demirel'in Cumhurbaşkanlığında, rahmetli Başbakanımız Ecevit'in Başbakanlığında çok doğru adımlar atıldı. Suriye'ye biraz haddi bildirildi ve bu Adana Mutabakatı sağlandı. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Şam ziyareti var. Hafız Esad'ın cenazesine gitmesi söz konusu. Tabii yani o bence bir çok önemli bir aşamaydı. Milat oldu artık. Milat o. Dolayısıyla ondan sonra ilişkiler gelişti ve bu hükümetin döneminde de, ilk döneminde de dediğiniz gibi son derece yakın ilişkiler kuruldu diyor, evet. Ya işte tatillere çıktık beraber diyor vesaire diyor. Evet. Ondan sonra o zaman kardeşim Esad'tı değil mi? Sonradan evet. Evet. Sonradan katil Esed'e dönüştü birdenbire. Bu niye oldu? Bu büyük ölçüde Türkiye'yi yönetenlerin Esad üzerinde işte bölge dışı güçlerin istediğini yaptırmak için baskı kurmasıyla oldu. Amerika'nın istediklerini, evet. Ve tabii İhvan'ı Amerika kullanıyordu. İhvan-ı Müslimini. Dolayısıyla böyle bir saçma sapan yanlış, Türkiye'yi de büyük bir yanlışa sürükleyen ve Türkiye'nin başına büyük işler açan, değil mi? O arada biz Ottawa Sözleşmesi'nden çekildik. Ondan sonra önce Yahudilere, İsrail'e mayın temizleme işini verdik. Ondan dönüldü ama ondan sonra o mayınlar yine temizlendi. Avrupa Birliği'nin verdiği paralarla temizlendi. Ondan sonra da 2011'de artık bugünkü feci durumun bütün temelleri hazırlanmış oldu. Evet. Bu kadar sığınmacı, bu kadar yasa dışı göçmen, Türkiye yol geçen anına döndü. Yani bugün askerimizin örneğin sınırları kontrol etme yetkisi yok neredeyse. Neden yok? Çünkü silahla durduramıyor. Silahla durdurursa güvenlik güçlerimiz o zaman kovuşturma açılıyor kendileriyle ilgili. Anlatabiliyor muyum? Olacak iş değil, evet. Olacak şey değil tabii. Bunların değişmesi lazım. Hocam şimdi şeye gelirsek mesela geçenlerde eski Dış Ticaret Bakanlarımızdan Kürşat Tüzmen, ki kendisi hakikaten Orta Doğu ülkeleriyle ve evet. Rusya, Ukrayna, Belarus, Türk dünyası buralarla çok iyi ilişkiler kurmuş, şahsi dostluklar tabii. oluşturmuş liderleriyle birisi. O dedi ki ben dedi 2011 yılında bu politikaya niye karar verildiğini bir türlü anlamadım dedi. Bu nasıl bir politikaydı bunu da anlamadım. Bunun Türkiye'ye ne faydası vardı halen anlamadım. Ama bildiğim bir şey varsa dedi, eminim ki dedi birilerinin dolmuşuna bindik dedi. Aynen. Değil mi? Yani o zaman... Aynen tabii. Yani bundan Türkiye'nin ne yararı olabilir? Yani bu yıllarca Rabia işaretleriyle uğraştık örneğin. Evet. Tamam yani Suriye yönetimiyle olduğu gibi Mısır'la da ilişkilerimizi bozduk. Neden? Bizi yönetenler İhvancı mıydı? Evet. İhvan üyesi miydi? Ve İhvan yani ideoloji aslında bir anlayış. Bir anlayış ama evet. bir örgütlenmeye tabii. doğru da gidiyorlardı. Tabii. Gittiler yani bir. Hocam işte ideolojik bir şey dış politikaya sirayet edince sonradan düzeltemiyorlar da. Yani mesela düzeltme fırsatları gelse bile o ideolojik tavır buna fırsat vermiyor. Çünkü ulusal çıkar esaslı pragmatik bir yaklaşım yok. Örneğin dediğiniz o kadar doğru ki şimdi mesela 2015'ten sonra, 2016'dan sonra böyle bir amaç neredeyse belirdi değil mi? Evet. Rusya'nın da araya girmesiyle. Hatta Ruslar hatırlarsanız bize Adana Mutabakatı'nı hatırlattılar. Bu esas üzerinde görüşün filan dediler. Ama bir türlü bu mümkün olmadı. Çünkü katil dediğiniz biriyle o ideolojik bakışınızın, çerçevenizin sonucu olarak katil dediğiniz biriyle hemen masaya oturmanız mümkün olmadı tabii. Evet. Şimdi umarım olur. Şimdi hocam isterseniz tam bu 2016'ya gelmişken 2016-15 Temmuz kalkışmasından hemen önce ya da birkaç ay önce Mart ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam Siz Suriye Devlet Başkanı Esad'ın da davetiyle Suriye'yi ziyaret ettiniz ve Esad'la da görüştünüz. Görüştüm. Yani Esad'ın daveti yoktu doğrusu. Ama Yurt Gazetesi ile konuştum. Zaten orada yazıyordum. Onların da sağladığı imkanlar oldu ve bir şekilde işte Beyrut üzerinden Beyrut'a havayoluyla gidip karayoluyla da Şam'a gitme fırsatını buldum ve Esad'la görüşme fırsatını buldum tabii. Ne diyordu? 2016'ya gelindiğinde tabii mahvolmuştu Suriye. Bizim de yanlış politikalarımız sonucunda ama hala dönülebilecek. Ama benim gördüğüm Şam'da her şey ayaktaydı. Her şey düzgün yürüyordu. Ve o sırada hatırlarsanız tam bu 2015 ertesinin olayları Türkiye'de devam ediyordu. Evet. Ankara'da bombalar patlıyordu. Ankara'da nasıl güvenlik önlemleri varsa onlara benzer güvenlik önlemleri Şam'da da vardı. Ama o kadar. Evet. Ama o kadar. Ama tabii her şeyin kıtlığı vardı. Yalnız tavuk eti vardı mesela her gün yemek olarak çıkan vesaire. Ama onun dışında Şam'da bir medeni kentte, şehirde hayat nasıl sürüyorsa öyle sürdürmeye gayret ediyorlardı. Ve en önemlisi Esad halkının arasında oturuyordu. Halkının arasında oturuyordu. O dönemde tabii o sırada beni Suriye Devlet Televizyonu'na da çağırdılar. Orada ben dilim döndükçe bu Türkiye'ye mal edilen tavrın, tutumun, Türkiye'nin, Türk halkının tavrı olmadığını, yönetimin tavrı olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama tabii orada spiker örneğin Cumhurbaşkanımızı aşağılamaya kalkınca da ona da itiraz ettim. Yani ben Cumhurbaşkanıma burada laf ettirmem. Ben içeride istediğim lafı ederim ama burada sana bu lafı ettirmem dediğimi hatırlıyorum. Evet. Ve Esad'la görüşmemizde de şöyle bir şey oldu. Yani bir kere kendisi önce şunu söyledi. Dedi ki bu benimle konuşuyorsunuz ama bunları yazabilecek misiniz dedi. Yani Türkiye'de bunlar yazılamıyor. Bunlar benimle ilgili olumlu şeyler söylenip yazılamıyor. Siz yapabilecek misiniz dedi. Ben biz yaparız dedim. Ondan sonra onun üzerine konuştuk ve en önemli söylediği şuydu. İngilizcesini söyleyeyim sonra Türkçesini söyleyeyim. We have to be brothers dedi. Yani kardeş olmaya mecburuz dedi. Bu o kadar veciz bir söz ki yani bölünmemek için iki devletin de bölünmesinin ya da ayakta kalmasının, bir bütün olarak ayakta kalmasının birbirine bağlı olduğunu ve bunun için de ister istemez kardeş olmak gerektiğini bundan daha iyi ifade edemezdi. Onu sonra Yurt Gazetesi'nde manşet yaptık. Kardeş olmaya mecburuz. Ve işte o mecburiyet bugün de kendisini gösteriyor aslında. Şimdi sizin o günleri şöyle tarihi perspektif içinde düşünürsek hocam, yani biz bu yapabileceğimiz en büyük hatalardan, hani Suriye politikasının adeta yanlış Suriye politikasının üzerine tüy diktiğimiz olay olan Rus uçağını düşürmüşüz. Evet. Feci bir gerginlik var Rusya ile aramızda. Evet. Ruslar bir takım ambargolar uyguluyorlar. Türk ürünlerine. O sene Rus turist gelmedi ama Rusya ile ciddi bir gerginlik yaşıyoruz. Ve o dönemde oldu bütün bunlar bir de. Evet. Evet. Ardından da çünkü darbe girişimi geldi. Darbe girişiminden hemen önce Türkiye-Rusya uzlaşması aşağı yukarı sağlanmış durumda. Sağlanmıştı yani, ki zaten işte darbeyle ilgili ilk herhalde istihbaratta o kanaldan geldi Türkiye'ye. Öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Çünkü darbe girişiminin ilk saatlerinde. Yani enişte filan dendi ama herhalde Rusya'ydı o. İşte. Yani evet, yani onların Türkiye'deki olaylardan ben hatırlıyorum. Darbe girişimi haberlerinden böyle yarım saat 45 dakika sonra Kremlin'den yapılan açıklamada işte Türkiye'deki olayları büyük bir endişeyle takip ediyoruz şeklindeydi galiba. Zaten dikkat ederseniz yani bu Orta Doğu'da böyle bir durumun devamı, çatışmaların, bölünmenin, nereye varacağı belli olmayan bu kaosun devamını isteyenler aynı zamanda Türkiye'nin ne Rusya ile iyi olmasını istiyorlar ne de Suriye ile iyi olmasını istiyorlar. Evet. Yani bunun örneklerini bugünlerde de görüyoruz aslında. Evet. Bugünlerde bile görüyoruz yani. Hocam mesela evet. Şah zamanında, İran Şahı zamanında, İran Şahı Amerika'nın bölgedeki bir numaralı müttefiki. Bu tarafta, Körfez'in bu tarafında Suudiler, Körfez emirlikleri, onlar da Amerika'nın en önemli müttefikleri. Tabii. Ama bunların birbirleriyle düşman ilişkiler içinde olmasını Amerika adeta hem temin ediyor hem de bunun devam etmesini şu veya bu şekilde teşvik ediyor sürekli olarak. Çin diplomasisi geldi, bunları uzlaştırdı üç aşağı beş yukarı. Yani tabii. Niye kavga ediyorsunuz? Tabii ki devletlerin, aynı coğrafyayı paylaşan devletlerin sorunları tabii. olur falan ama bunun bir uzlaşma yöntemlerinin de olması lazım. Ama bakın ben ilginç bir Amerikan belgesi buldum. Ve onu yazdım. Bu Atılım Üniversitesi'nin bir yayını olarak çıkan kitapta bir makalem var. Türk-Amerikan ilişkileriyle, daha doğrusu Türk-Amerikan-NATO ilişkileri. Hı hı. Amerika ile NATO arasına bir çizgi koydum, o kadar. Orada bir Amerikan belgesinde şu söyleniyor. Orta Doğu'da güvenlik ve barış ve istikrara doğru giden gelişmeler Amerikan personelinin, bölgedeki Amerikan personelinin hayatını tehlikeye sokar diyor. Güvenliğini tehlikeye sokar diyor. Yani anlayış bu. Anlatabildim yani. Mi? Düşünebiliyor musunuz? Gereksiz eleman haline geliyorlar o zaman. O zaman tabii o... Amerika'daki silah şirketleri açısından kötü bir senaryo. Kötü bir senaryo. Daha düşünebiliyor musunuz? Yani bunu böyle söyleyebilen, yani ben burada kargaşa, düşmanlık, çatışma, bunları istiyorum diyen bir devlet. Evet, evet. Bir devlet. Hocam şimdi isterseniz siz de çok uğraştınız. Yani bu Suriye ile bu politika böyle devam edemez diye. Çünkü bu Suriye Kirli Savaşı'nın aslında belki kışkırtan demeyeceğim ama savaşın bu boyutlara gelmesine en büyük, en kötü katkıyı da bulunan ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor olsa gerek Amerika tabii. ile birlikte. Yani ama sonuçta kendimiz ettik, kendimiz bulduk misali. Bundan aynen. en olumsuz etkilenen ülkede biz olduk. Biz olduk. Şimdi Amerikalılar adeta ellerini yıkamış durumdalar. Sanki onlar bu işe hiç karışmamışlardı. Türkiye kendisi yaptı, etti, başını derde soktu. Ve şimdi Türkiye'ye de diyorlar ki aman şey yapmayın, Esad'ı meşru hale getirmeyin. Getirmeyin. Evet. Şimdi büyük bir sorunumuz var. Bir yandan sığınmacılar sorunu var ve Suriye ile anlaşmadan bunların geri gönderilmesi mümkün evet, değil. Mümkün değil. Büyük bir terör ve terör örgütlerine karşı mücadele sorunumuz var. Bu konularda ne dersiniz? Yani nasıl bir yol izlenmeli artık? Bugün de evet. yani bu programa başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da dikkate tabii. alarak. Şimdi tabii burada ilk adım olarak gerçekten liderlerin görüşmesi çok önemli hı hı. ve çok olumlu bir adım. Ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla gerçekten eğer Putin gelecekse Ankara'ya, yine Esad'ın da Ankara'ya davet edilmesi ve böyle bir üçlü format içerisinde ilişkilerin götürülmesi bence son derece uygun. Evet. Bu iki tarafa da güvence verecektir, iki tarafı da rahatlatacaktır. Yani Suriye ve Türkiye'yi kastediyorum. Ve tabii bir yandan da Rusya'ya gerekli olan paye de verilecektir. Hı hı. Dolayısıyla en uygun formül budur. Ama ondan sonra tabii işin teknik taraflarını konuşmak lazım. Yani teknik taraflarına gelince bir kere bu anlaşmayı, daha doğrusu Adana Mutabakatı'nı güncellemek gerekiyor. Çünkü orada zikredilen terör örgütlerine ek bazı terör örgütleri ortaya çıktı. Oradaki vaziyete ek olarak daha vahim durumlar ortaya çıktı Suriye'nin kuzeyinde ve batısına doğru. Yani İdlib'den söz ediyorum. Evet. İdlib çok zor bir süreç. Yani İdlib'i zaten sadece Türkiye ve Suriye'nin çözmesi de mümkün değil. Mutlaka Rusya'nın da o işe katılması gerekiyor. Hatta Çin bile o işe katılmak istiyor galiba. Çünkü orada işte oradan gelen teröristler de var. Var diyor. Evet. Veya takip etmek istiyor anladığım kadarıyla. Takip etmek istiyordur. Evet, en azından oradan sıçrayarak ne tarafa doğru gidecek bu unsurlar ona bakacaktır. Ama yani burada bir işbirliği gerekiyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda da bu terör örgütüne karşı hani Amerika'nın on binlerce tır askeri malzeme verdiği, hani Amerikalı generallerin müttefikimiz diye poz verdikleri, Amerikalı politikacıların müttefikimiz diye andıkları o terörist grubun da oradan söküp atılması için çünkü o bir yandan da tabii şuna zemin hazırlayacaktır onların sökülüp atılması. Buradan bu sığınmacı grubun tekrar yerlerine götürülmesi için bir zemin hazırlayacaktır. Hı hı. Çünkü oradan onlar korkutularak, terörize edilerek Esad tarafından değil, işte bu örgüt tarafından Türkiye'ye doğru yönlendirilmişlerdir. Ve onların o eski yerlerine gönderilmesi için bu şart. Bir de tabii Suriye'nin toprak bütünlüğü için şart. Suriye'de onu düşünecektir. Dolayısıyla bu işbirliği Adana, yani güncellenmiş Adana Mutabakatı çerçevesinde teröre karşı ortak işbirliği gerçekleştirilirken bir yandan da buradaki Suriyelilerin de, geçici sığınmacıların da Suriye'ye gönderilmesi için planlar yapılmalıdır. Bir de tabii bizim aslında bu bugün başka gelişmeler de var, işte bu UEFA'nın tutumu vesaire bize karşı. Evet. Ama onunla beraber yine de insan düşünüyor, bu Avrupalıları acaba buradaki gerçek durumu anlatabilir miyiz diye. Hala bu fikirden de vazgeçmedik. Ama yani bu uluslararası bir sorumluluk. Oradaki göçmenlerin yeniden yerleştirilmeleri, iskan edilmeleri vesaire. Bunun için de bütün bunlara sebep olanların bir elini cebine atması gerekiyor tabii ki. Onu da sağlamak gerekiyor. Ama tabii ben Avrupa'nın, Batı'nın tutumundan emin değilim. Neden emin değilim? Çünkü galiba Avrupa ve Batı bir çöküş dönemine girdi. Yani her bakımdan bir çöküş, çürüme dönemine girdi. Evet, çok basit liderler tarafından. Çok basit. Bir de yani şimdi Ukrayna savaşı var diye kendi öğrencinize Tolstoy, Dostoyevski okutmuyorsunuz. Evet. Çaykovski dinletmiyorsunuz müzik severinize. Ondan sonra Rusça kitapları kaldırıyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim şimdi başka şeyler oluyor diye başka kültürel işte kısıtlamalar getiriyorsunuz. Yine kendi kedi güzellik yarışmasında Rus kedisini çıkardılar. Rus kedisini onu düşünebiliyor musun? Rus kedisine ambargo uygulandı. Ambargo uygulandı. Yani ben işte uluslararası spor karşılaşmalarını seyrediyorum. Orada herkesin ulusal kimliği yazıyor, Ruslarınki yazmıyor. Zaten çoğu ambargolu, ama ambargolu olmayanlar da ferdi olarak katılıyor. Böyle bir millet yok yani. Böyle bir millet yok. Belarus da yok. Evet, Belarus da yok. Şimdi hocam, evet, bu Suriye ile uzlaşmanın çok affedersiniz, güncellenmiş Adana Mutabakatı ve ona bağlı belki bir başka mutabakat, hani Suriyelilerin nasıl geri gönderileceğine ilişkin olarak bu şekilde yapılırken, mesela geçenlerde olduğu gibi bir takım böyle provokasyonlar vesaire de olacaktır herhalde. Ya da olmaması için herhalde Türkiye'nin bir takım tedbirleri de almıştır diye. Alması lazım, evet. Şimdi orada şu şeye katılır mısınız? Yani ben geçen günlerde bayağı irite oldum. Yani sinirlendim. Şöyle ki, hükümet yetkilileri, yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının muhteva analizine bakıyorum. Yeni bir politikadan bahsediyor. Yani hatta yepyeni bir politika. Eski taleplerimizin tümünden vazgeçmişiz. Mevcut Suriye'yi mevcut haliyle meşru olarak görüp bu haliyle tam ve eksiksiz bir ilişki kurmak istiyoruz. Çünkü diyor ki açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanı, efendim Suriye'nin iç işlerine karışmak diye bir niyetimiz yok. Asla olmaz diyor. Ha, yok diyor. İki, toprak bütünlüğü. Evet, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad diyor. Evet. Demek ki Suriye Devlet Başkanı Esad'ın meşruiyetiyle ilgili bir sorun kalmadı. Çünkü 2022 yılının Ağustos ayında benzeri açıklamalar yapmıştı. Fakat bizim Dışişleri Bakanlığı ve bakan ısrarla rejim kelimesini kullandı. Bu karşı taraf için yaralayıcı. Anayasa şey diyorlar. Anayasa diyordu. Seçim, evet, diyorlar. Seçim diyordu filan. Şimdi bakıyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında bunların emaresi bile yok. Yok. İzi yok. Şimdi bugün yaptığı açıklamada da işte davet edeceğiz diyor. O zaman davet edecekseniz ne anayasası, ne bilmem nesi. Yani, böyle bir şey olur mu? Tabii. Bir de tabii, milli üniter yapıdaki bir devlete ne anayasası? Çünkü olur mu böyle bir şey? O zaman bölünmenin başlangıcını getirmiş oluyorsunuz. Şimdi bu noktada hocam şöyle bir sorun siz de sezinliyor musunuz? Mesela mevcut hükümetin yetkilileri Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu vizyonu kavrayabilmiş görünmüyorlar. Hala mesela bir takım şeyler olduğunda 3-5 provokatör, ırkçılar, yabancı, aynen, düşmanı, sanki büyük bir sorun yok ortada. Ve tabii onların denetlediği basın. Evet. Evet. Basın yayın organları, yani bazı televizyon kanalları filan. Ben geçen gün dehşete düştüm. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı diye çıkartıldı diye birisi çıkartıldı. Aynen. Bunu kim seçmiş, kim tayin etmiş, evet, nereden çıkmış? Bu adamı o televizyona çıkartıyorsanız ya sen kimsin diye bir sor, değil mi? Evet. Yani, altına titre olarak bunu yazmışlar. Bunu yazmışlar. Bu nasıl bir şey? Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı. Değil mi? Yani evet, demek ki Cumhurbaşkanı'nda olan vizyon bunlarda yok dediğimiz. Ben de öyle görüyorum. Öyle. Yani öyle. 2022 yılının Ağustos ayı başlarıydı. Evet. Soçi'de Putin'le yaptığı görüşmenin arkasından Erdoğan aynen şöyle demişti. Yani aynen kelimelerle olmayabilir ama dedi ki ben Putin'le yaptığım görüşmelerde bana diyor ki Suriye'ye yapacağınız operasyonları, PKK, PYD'ye karşı, hı hı, yapacağınız operasyonları neden Suriye ile koordine etmiyorsunuz. Hı hı. Adana mutabakatınız da buna müsait. Hı hı. Ben de artık bu kanaatteyim. Evet. Devletler arasında, tabii, sürekli düşmanlık olmaz. Olmaz. Ben gerekirse Esad'ın elinde sıkmaya hazırım. Evet. Ama Dışişleri Bakanı hemen arkasından yaptığı açıklamalarda eğer rejim anlaşmaya taraftarsa, eğer uzlaşma istiyorsa, evet, şimdi anayasa süreci ilerliyor. Ya, böyle, bilmem ne olursa. Böyle, evet. Sonra da birkaç hafta sonra yanılmıyorsam şey görüntüsü verdi. İşte bu Suriye hükümetinin mensuplarıyla şey aynı karede fotoğraf, işte Suriye, ha, hükümeti, ha, mensupları falan diye. Bu dediğiniz, değil mi? Bu, evet, geçici bilmem, evet, evet, Suriye. Evet. Suriye'nin gerçek yöneticileri falan. Yani bu herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ve bugün şu programı yaptığımız sıradaki açıklamaları bence bütün bunlara bir nokta koyuyor diye düşünüyorum. Onlar anlayacak mı bilmiyorum, hükümet yetkilileri, parti yetkilileri ama. Yani anlasalar anlamam. Ama tabii bu dediğiniz gibi devlet mekanizmasını bir yerinden yavaşlatmak, tersine döndürmek filan çabaları olursa bu iş sekteye uğrayabilir ve çok yazık olur tabii ki. Çok yazık olur. Yani bürokrasinin ve tabii o bürokrasi... Yani bugünkü bakanlar bakan değil ki bence. Bir de o var. Yani bakan dediğinizin siyasi sorumluluğu olur. Değil mi? Evet. Yüce Divan'a gider. Evet. Yani bu parlamenter sistemde bakan budur. Bakanlar Kurulu'nun, Başbakan'ın temsil ettiği bir ortak sorumluluğu vardır ama her bakan ayrıca siyasi sorumluluk sahibidir. Evet. Şimdi bunlar sekreter bile değil. Sekreter nedir Amerikan sisteminde? Sekreter evet başkan tayin eder ama kongrenin de onayından gelir. Onayından geçerek gelir ve öyle olur. Siyasi sorumluluk altındadır. Yani en azından bir nebze siyasi sorumluluğu vardır. Evet. Bunların yok ki. Bunu Cumhurbaşkanı bunları bir gecede kulağından tutup atabilir. Bunun hiçbir yansıması da olmaz. Mesela siyasi yansıması. Ama burada şöyle de bir şey var. Yani Cumhurbaşkanının çizgisine gelmeleri çok zorlaşıyor. Geçen gün ben baktım, bu partinin önde gelenlerinin ve hele basında bunların kalemşörlerinin apayrı bir havadalar, ayrı bir dünyadalar. İşte kendilerine bir iktidar ve etki alanı yaratmak peşinde oluyorlar o zaman. Yani ortak bir sorumluluk olmayınca, ortak bir siyasi sorumluluk olmayınca kişisel bir iktidar ve etki alanı yaratmak peşinde oluyorlar. Evet. Güç alanı yaratmak peşinde oluyorlar. Mesela bu parlamenter sistemde gerçek bakanların yapmasının mümkün olmadığı, yapmayı da düşünmeyecekleri bir şeydir. Anlatabildim mi? Ama burada bu oluyor. Burada bu oluyor. Şimdi bu sefer yalnız hocam herhalde şuna katılır mısınız bilmiyorum. Yani bu defaki inisiyatifin sulandırılması, geciktirilmesi pek mümkün değil artık. Umarım değil. Yani bir de artık Türk halkının gözü önünde her şey. Yani bir de artık bütün bu geçici sığınmacı, kaçak göçmen vesaire bu sorunlar o kadar ayyuka çıktı ve o kadar insanımızın, Türk insanının hayatına dokunur hale geldi ki bundan sonra artık hiçbir siyasi sorumlunun bunu görmezden gelmesi mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Dolayısıyla bu sorunun çözümü için adım atmamak da ellerinden gelmez. Bu adımları kösteklemek de ellerinden gelmez. Dolayısıyla Suriye ile ilişkilerin yeniden olması gerektiği gibi kurulması da engellenemez diye ben de umuyorum sizin gibi. Yani ben de evet. Ben de bir defa şimdi Rusya çok ciddi bir etki oluşturmaya çalışıyor. Suriye üzerinde bunu da yaratmış durumda. Yani Esad'ın başlangıçta işte Suriye topraklarından çekilmeniz ön şartımdır sizinle görüşmek için. O ön şartı kaldırdı. O da kaldırdı. Onun yerine daha makul bir noktaya geldi. Tabii. Siz de ben de bunları uzun süre yazdık. Kademeli bir çekilme takvimi ortaya konabilir ama yani bir taahhüt ortaya konur. Tabii. Bu toprakların bir de şeyden de vazgeçilir artık. Yani bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır deyip bir yandan orada fakülte açmak, bilmem hastane, oraya idareci yollamak, bilmem ne filan, bunlardan da vazgeçilir artık herhalde. Hocam harp okulu kurmuşlar, subay diploması vermişler falan. Neyse yani artık bunlardan iyice tadı kaçmış. Yani benim görüşüm şöyle bir şey izlenebilir. Türkiye bir mutabakat metnine imza atarak bu toprakların Suriye toprağı olduğunu teyit eder, çekileceğini taahhüt eder. Taahhüt eder ve Adana Mutabakatı güncellenerek işletilmeye başlanır. Bu arada da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet ve Güvenlik Güçleri bu topraklarda bulunmaya devam ederken işte ne bileyim hastane sistemi, okul sistemi, idare sistemi Suriye'ye entegre edilir. Tabii ki. Suriye oralara öğretmen tayin eder, müdür tayin eder, hastaneye doktor tayin eder, kaymakam, vali tayin eder. Dolayısıyla biz fiziki imkanları da böylece transfer etmiş oluruz. Evet. Suriye otoritesinin altına. Tabii. Bu da çok makul bir çözüm olur. Kademeli bir biçimde Suriye ordusunun ve Suriye güvenlik kuvvetlerinin gelip o topraklara, yani çekilen Türk kuvvetlerinin yerine gelip yerleşeceği ortam oluşur. PKK, PYD üzerinde bir onların gelip sızmalara etkilenir, engellenir. Hocam son olarak da kısaca şunu sormak istiyorum. İsterseniz ondan da bahsedelim. Mesela Suriye ile Türkiye'nin böyle bir anlaşmaya gitmesi, bu Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda Amerika'nın destek ve yardımıyla büyük etnik temizlik yaparak oralarda tutunan ve bir kukla devlet yapısı oluşturmaya çalışan PKK, PYD üzerinde korkunç bir psikolojik yıkım oluşturur herhalde, değil mi? Ve Amerika'yı da yavaş yavaş çekilmeye zorlamaz mı? Zorlar yani, illa tabii. Savaşmaya, operasyon yapmaya bile gerek kalmayabilir. Umarım. Yani en doğrusu da o olur. Yani bir Mehmetçiğimizin daha hayatına mal olmayacak bir çözüm bulmalıyız. Tabii ki hiç istenmeyen bir şey. Yani gidip de orada tekrar gençlerimizin, Mehmetçiğimizin hayatını riske etmek, tehlikeye atmak. Yani çok gereklilik olursa hepimiz yaparız bunu. Yani yapılmayacak bir şey de değil ama dediğiniz gibi başka bir çözüm bulmak da mümkün olur. Ve bu hem Amerika'nın hem bu PYD, PKK'nın cesaretini elbette kıracaktır. Ve onlar da bu bütünlük içerisinde bir çözüme razı olacaklardır diye umuyorum. Tabii Amerika'nın hegemonya sevdası zaten herhalde bu Kasım ayında bitecek. Evet, evet. Kasım ayında bu seçimlere... Yani Trump'ı bir şekilde ekarte etseler bile, yerine birisi gelse bile artık Suriye ve Irak'tan Pentagon çekilme planları yapıyor, hazırlıklar yapıyor, kendi işlerinde tartışıyorlar. Orta Doğu'da daha fazla kalamayız diyorlar. Artık bunu sürdüremezler. Mutlaka bir de son zamanlarda bakıyorum mesela, en Türkiye karşıtı kalemler bile ya Türkiye'yi bu şekilde karşımıza alamayız. Tabii. Yani Türkiye ile normalleşmek zorundayız. Bunun için de bu politikaları gözden geçirmek zorundayız. Dolayısıyla bu Amerika'nın bu desteği olmadan da, bu kirli desteği olmadan da bunlar ayakta kalamazlar. Değil mi? PYD, PKK ayakta kalamaz. Hatta son bir şey hocam, şunu da değerlendirirseniz, yani bana öyle geliyor ki Amerikan hegemonyası çöktükçe bu etnik, mezhep, din farklılığı üzerinden yürütülen bölme, kışkırtma vesaire ve adına demokratikleşme denilen bu politikaların da sonuna gelindi. Herhalde bütün devletlerin yükselişi dönemine geliyoruz. Umarım. Yani artık ulus devletlerin bu yeni uluslararası yapı içerisinde, eski uluslararası yapı içerisinde olduğu gibi çok önemli olduğu umarım herkes tarafından anlaşılır. Bu çünkü bakın yani Amerika Birleşik Devletleri ne yaptıysa yaptı ama gene de ne bu renkli devrimleri başarabildi, ne etnik çatışmalardan sonuç alabildi, ne azınlık grupları ayaklandırarak ülkeleri parçalayabildi. Sonuç alamadı. Sonuç alamadı. En son mesela Gürcistan'dır bunun örneği. Gürcistan biliyorsunuz bu yabancı etki yasasını, etkiyi önleme yasasını geçirdi. Artık yani bunların zemini kalmıyor Orta Doğu'da ve umarım Amerika'da, yani biraz tabii boş umut ama Amerika'da da böyle kanlı hayaller peşinde koşan yöneticiler olmaz bundan sonra. Hiç olmazsa biraz dizginlerler kendilerini ama öyle görünmüyor, öyle görünmüyor maalesef. Hala hala bir grup var ki dünyayı kana bulayıp, hatta dünya nüfusunu azaltıp, değil mi? Evet. Ve kendi niyetler içinde olan, kirli olan bir grup var. Bundan nükleer savaşı bile göze alabilecek durumdalar. Ama bunların da kabiliyetinin olmadığı umarım kısa zamanda anlaşılır. Bu bölgesel gelişmeler de buna yardım eder. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Bizi evinizde kabul ettiniz. Böyle ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok saygılar sunuyoruz. Değerli seyirciler, Stratejik Pusula programının bugünkü konuğu Başbakan eski yardımcısı, Dışişleri Bakanı, kabinede aynı zamanda Devlet Bakanı olarak görev yapmış ve hepimizin hocası, Türkiye'ye dış politika konusunda vizyonuyla sürekli ufuk açan değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Şükrü Sina Gürel'di. Bir sonraki programda birlikte oluncaya kadar şimdilik hoşça kalınız.